Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız tekrar. Kerem merhaba, nasılsın? Merhaba, teşekkürler Ömer Bey. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür ederim. Bugünkü videomuzun konusu güvenlik. Güvenlik çözümlerimiz ve teknolojilerimiz hakkında sana 10 soru soracağım. Ve bu 10 soruya birbirinden muhteşem 10 cevap bekliyor olacağım. Başlayayım, hazır mısın? Hazırım, başlayalım. Tamamdır. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Zyxel'in güvenlik çözümleri uzun yıllardır müşterilerimize hizmet vermekte. Bu güvenlik çözümlerimiz hakkında kısaca bilgi verebilir misin bizlere? Tabii, teşekkürler. Şimdi Zyxel olarak dediğiniz gibi uzun yıllardır bu çözümleri sunuyoruz. Ve bu çözümleri sunarken tabii ki global olarak dünyada farklı kuruluşlar tarafından test ediliyor çözümlerimiz. 20 yılı aşkın bir süredir ICS Labs tarafından yapılan testler var ki Zyxel bu testlerde üst düzeyde başarılı olarak çıkmış durumda ki bu seviyede uzun yıllarda sertifikaya sahip olan sadece dünya çapında 5 marka var. Zyxel Networks olarak da bu 5 markadan birisi içerisinde bulunuyoruz. Bunun yanında yine günümüzdeki özellikle bulut entegrasyon açısından baktığımızda Amazon VPC ve Microsoft Azure tarafında yeni nesil hibrit ağların kolay bir şekilde kullanılması adına sertifikalandırma süreçleri bulunuyor ki burada da yine ürünlerimiz sertifikalı bir şekilde sunuluyor ki burada da dünya çapında sertifikalandırılmış 7 markadan bir tanesi olarak ürünlerimizi sunmaktayız. Genel olarak ürünlerimize baktığımızda iki farklı segmentte firewall çözümü sunduğumuzu söyleyebiliriz. Bunlar USG Flex ve ATP serisi olarak geçiyor. USG Flex serisine baktığımızda sağladığı UTM güvenlik servisleriyle birlikte etkin bir koruma sağlayan bir çözüm. İçerisindeki UTM servisleri oldukça geniş, antivirüs, anti-malware, kötü amaç yazılımını engellemeden tutun, içerik filtreleme deyim birçok kısım bulunuyor. ATP serisi ise USG Flex serisine göre daha gelişmiş özellikler barındırıyor. Burada hibrit tarama modu, sandboxing çözümü, bunun yanında IP ve DNS reputation filtreleme özellikleri ile birlikte yeni nesil bulut teknolojileri daha iyi bir entegrasyon ve daha hassas bir koruma sağlayabiliyoruz. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Teşekkürler. Zyxel Firewall'larla birlikte gelen lisans paketleri hakkında senden bilgi rica edeceğim. Bildiğin üzere bir donanım sağlıyoruz müşterilerimize ve bu donanımlarla birlikte hangi servisler, hangi lisansları da müşterilerimize sunuyoruz? İçerikleri nelerdir? Bunun hakkında senden bir cevap almak istiyorum. Teşekkürler. Şimdi burada en önemli konu tabii ki müşterimizin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun lisans paketlerini sağlamak. Tabii bunu yaparken görünmeyen ekstra maliyetler de oluşturmamak ki biz bunu sağlayabilmek için yazılım güncellemelerini ücretsiz olarak sunuyoruz. Yazılım güncellemelerinin ücretsiz olarak sunulmasıyla birlikte müşterilerimiz yeni geliştirilen özelliklere ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorlar. Bunun yanında örneğin yedeklilik mekanizması olarak sunduğumuz High Availability HA Pro özelliğimiz de yine ücretsiz olarak sağlanan bir özellik. Dolayısıyla müşterilerimiz firewall'ları yedeklemek istediklerinin ikinci aynı model firewall'u aldıklarında ekstra bir lisans almaya gerek kalmadan yedekli bir yapı oluşturabiliyorlar. Ve bu sayede ekstra maliyetlerden de kurtulmuş oluyorlar. Lisanslara baktığımızda USG Flex cihazları oldukça esneklik sağlayan cihazlar. İlk olarak USG Flex cihazlarına eğer müşterimiz ihtiyaçları doğrultusunda sadece temel firewall ve temel VPN işlevleri için kullanmak istiyorlar ise sadece cihaz olarak alabiliyorlar. Bu sayede cihazda herhangi bir ekstra lisans maliyeti durulmamış olunuyor ve temel firewall özellikleri de VPN özellikleri kullanılabiliyor. Tabii bunun yanında daha gelişmiş güvenlik ihtiyaçları bulunan müşterilerimiz de var. Bu müşterilerimiz için de bundle lisans paketimizi sunuyoruz. USG Flex ile birlikte bundle lisans paketimizi aldığımızda web filtreleme, anti-malware adını verdiğimiz kötü amaçlı yazılımları engelleme, IPS özellikleri, sızma tespit engelleme özellikleri, application patrol dediğimiz uygulama kontrolü ve güvenlik raporlaması sağlayan Security Porter platformuna erişim, Collaborative Detection Response sistemiyle birlikte tehlikeli olarak tespit edilen cihazların engellenmesi, bloklanması ya da karantinaya alınması özellikleri ve e-mail güvenliği özelliklerini, servislerini sağlamaktayız. Tabii bu oldukça geniş bir servis yelpazesi var. Bu servis yelpazesi UTM özellikleri olarak adlandırılıyor ve bu özelliklerle birlikte çok katmanlı yapıda USG Flex sistemlerimizde güvenlik
sağlayabiliyoruz. Tabii daha da gelişmiş ya da daha da hassas olan müşterilerimiz için ATP serisi ürünlerimiz bulunuyor ki ATP serisi ürünlerimizle birlikte sunduğumuz Gold lisans paketi var. Gold lisans paketiyle birlikte USG Flex'te bu saydığımız bulunan UTM lisansına ek olarak Sandboxing lisanslaması da geliyor ki Sandboxing lisanslaması ile birlikte bilinmeyen tehditlerin engellenmesi başarılı bir şekilde sağlanabiliyor. Bunun yanında ATP cihazlarıyla birlikte gelen Gold lisans paketimizin içerisinde Access Point Controller lisansımız maksimum seviyede sağlanıyor. Şöyle ki ATP cihaz modellerini destekleyebildiği maksimum sayıdaki Access Point yönetimini ekstra bir lisans almaya gerek kalmadan yıllık aldığınız Gold lisans paketiyle birlikte kullanabiliyorsunuz. Bu da tabii ki uygun maliyetli kablosuz ağ projelerin yapılmasına bizlere sağlıyor. Teşekkürler. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Peki Zyxel firewall'ları seçerken hangi modelin alınması gerektiği bazen soru işareti olabiliyor. Kapasiteye göre ya da kullanım alanına göre farklılıklar gösterebiliyor. Bu gibi noktalarda müşterilerimiz neler dikkat etmeli ya da hangi firewall'ı kullanmaları, hangi alanlarda hangi firewall'ı kullanmalarını öneriyoruz? Tabii bu da oldukça önemli bir konu. Tabii iki firewall segmentimiz var dedik. USG Flex ve ATP serisi. Tabi burada da birçok farklı modelimiz var. Giriş, orta ve üst segment farklı kapasiteye sahip modellerimiz var. Tabii ki temel olarak firewall'lara baktığımızda güvenlik servislerinin çalışması sırasında kapasitenin belirlenmesi birçok parametreye dayanıyor. Bunlara baktığımızda eş zamanlı oturum sayısı, UTM servisleri çalıştığında bu servislerin birlikte çalıştığında sağladığı kapasite, VPN kapasitesi, VPN kullanıcı sayısı gibi bu kriterleri sayabiliriz. Tabii ki bu kriterler işletmelerin iş yapış şekillerine göre de farklı olabiliyor. Bazı işletmeler çok yoğun bir internet trafiğine sahip olurken kullanıcı bazında bazı trafikler kullanıcı başına toplam kapasiteye baktığında çok yüksek olmayabiliyor. Dolayısıyla bu kriterleri her birini değerlendirmek ve buna göre bir firewall seçimini yapmak gerekebiliyor. Tabii ki son kullanıcı açısından baktığımızda bu teknik kriterlere çok hakim olamayabiliyorlar. Bundan dolayı biz ilk olarak ürüne karar vermeye çalıştığımızda genel bir kullanıcı sayısını da göz önüne almaya çalışıyoruz. Tabii ki bu tek başına yeterli bir kriter değil ama çok genel olarak özetlemek gerekirse Zyxel firewall çözümleriyle birlikte 25 kullanıcılardan başlayıp 600 kullanıcılara kadar farklı firewall modellerini önerebilmekteyiz. Burada tabii bu modelleri kullanırken işletmelerin de ihtiyaçları değişebiliyor. Farklı ihtiyaçlar, farklı ana kriterler olabiliyor. Örneğin baktığımızda temel bir güvenlik ihtiyacı, bir VPN bağlantısı ihtiyacı hisseden firmalar uygun maliyetli çözüm arayabiliyorlar. Bu durumda USG Flex cihazlarımızı lisanslı olarak sadece cihaz ile sunabiliyoruz ve buradaki temel firewall ihtiyacını ve VPN bağlantı ihtiyacını cihaz olarak sunduğu USG Flex cihaz çözümüyle karşılayabiliyoruz. Konaklama sektöründe küçük orta ölçekli işletmelerde özellikle güvenlik servisleri ihtiyacının daha fazla artmasıyla birlikte USG Flex cihazımızı bandlı lisansla birlikte sunarak çok katmanlı koruma sağlayabiliyoruz ve böylelikle uygun fiyatlı, yüksek performanslı çözümler sunabiliyoruz. Güvenlik tarafında hassas olan özellikle orta ve büyük ölçekli firmalarda ise ATP serisini öneriyoruz. ATP serisinin sağladığı hibrit tarama teknolojisi, sandboxing teknolojisi, IP ve DNS reputation özellikleriyle birlikte ATP serisi firewall'larımız günümüzdeki en güncel teknolojilerle en hassas güvenliği sağlama yönelik çözümümüz olarak ortaya çıkıyor. Teşekkürler Kerem. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Umarım çok sıkıştırmıyorumdur. Yok, çok sıkıştırmıyorsunuz. Ben de oldukça mutluyum sorulardan dolayı. Firewall'larda bildiğin üzere insanlarda bazen bu işi yapan ya da bu iş anlayışı olmayan insanlarda diyeyim özellikle. Firewall kurulumu birazcık kabus gibi ya da böyle bir ön yargı ya da bir endişe verici konu olabiliyor. Yani bir switch ya da bir access point'e göre yönetim açısından ya da kurulum açısından karmaşık olarak bir algı oluşabiliyor. Zyxel olarak bu algıyı biz nasıl yönetiyoruz? Nasıl bir çözümümüz var? Firewall'lar bildiğiniz gibi klasik bir switch'ten ya da bir access point kurulumundan daha zorlu bir kurulum ekranına sahip olabiliyorlar. Bunda en büyük nedeni tabii ki firewall'ların çok sayıda fonksiyon içinde barındırması. Biz tabii bu kısımları kolay hale getirmek için kurulum sihirbazları sağlıyoruz, kolay kurulum ekranları sağlıyoruz. Bunlarla birlikte klasik firewall yönetimini daha basit hale getiriyoruz. Ancak yine de özellikle çok sayıda firewall'ın kurulması gerektiği durumlar, projeler olabiliyor. Merkezi olarak çok sayıda firewall'ın tek bir ekrandan yönetilmesi gibi talepler olabiliyor. Biz de bu konuyu ele alarak daha büyük ölçekli projenin daha kolay bir şekilde yönetilebileceği bir yapı
ortaya koymaya çalıştık ki bu yapıyı da genel yönetim platformumuz olan Nebula üzerine USG Flex Firewall'larımızın desteğini getirerek sağladık. USG Flex Firewall'larımız Mayıs ayında duyurulan yeni güncelleme ile birlikte artık Nebula üzerinden kolay bir şekilde yönetilebiliyor durumdalar. Aynı zamanda ATP Service Firewall'larımız da bu yıl Ekim ayı itibariyle Nebula'dan yönetilebilir olacaklar. Bu sayede özellikle çok sayıda firewall yönetiminin gerektiği çok şubeli yapılarda kolay VPN kurulması, her bir şubenin konfigürasyonlarının birbirleriyle senkronize olması, farklı şubelerde işte nasıl konfigürasyon yapacak gibi kafa karışıklığı ya da konfigürasyon farklılığının engellenmesi gibi işlemleri kolay bir şekilde yapabiliyor olacağız. Aynı zamanda tek bir ekrandan farklı noktalardaki firewall'ların konfigürasyonunu basit bir şekilde görüntüleyebileceğimiz, değiştirebileceğimiz için de daha büyük projede daha kolay bir şekilde yapabilmek mümkün olacak. Bunun yanında tabii diğer bir önemli avantaj da Nebula platformuyla birlikte firewall'ların desteğin yanı sıra switch access point'leri de yine Nebula platformundan yönetebiliyoruz. Bu sayede de yine müşterilerimiz uçtan uca ağlarında firewall, switch ve access point dahil olmak üzere Nebula platformundan yapabilirler ve farklı farklı ekranlarda uğraşmadan tek bir ekrandan tüm ağı uçtan uca yönetebilirler. Harika. Özellikle Nebula tarafı çok ilgi çekici. O zaman bir sonraki sorumu Nebula ile alakalı soruyorum. Nebula firewall yönetimi için nasıl avantajlar sağlıyor peki genel olarak? Ve Nebula için var olan güvenlik lisansları kullanılabiliyor mu? Yani biz kullandığımız işte şu anda USG Flex cihazları Nebula'ya entegre. ATP modelleri de 2021 son çeyreğinde sanırım entegre hale gelecek Nebula'ya. Evet. Bu cihazların ayrı ayrı zaten bir güvenlik lisans paketlerini alıyor müşterilerimiz. Nebula ile entegrasyonda ne gibi önlemler almalılar ya da ne gibi ekstra lisanslar tedarik etmeliler ya da gerekiyor mu? Bunun hakkında bir bilgi rica edeyim. Tabii. Öncelikle Nebula'nın aslında farkları ya da avantajı neler o kısımdan başlayayım. Temel olarak aslında baktığımızda klasik yönetimde Nebula yönetiminde genel olarak aynı özelliklerimiz bu. Yani cihazda destekleyen özellikler temel olarak aynı. VPN özellikleri destekleniyor. Ancak temel olarak Nebula ekranı daha basit ve kolay bir yönetim sağlamayı amaçladığı için temel olarak bu kolaylıkları sağlamak üzerine ek özellikler de var diyebiliriz. Örneğin farklı şubelerdeki firewall konfigürasyonun senkronize edilmesi gibi özellikler Nebula ile birlikte destekleniyor. Tabii eğer kompleks bir yapınız varsa, işte kompleks bir noktada bir firewall kurulumu yapacaksınız. Bunun için belki klasik firewall kurulumu daha anlamlı olabilir. Çok karmaşık bir yapıda çok gelişmiş konfigürasyonlar kullanacaksınız. Ancak çok sayıda cihazın özellikle ya da temel yapıda kurulduğu ya da çok kompleks olmadığı yapılarda Nebula çok basit kurulum ve hızlı bir kurulum için bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Nebula tarafında farklara baktığımızda dediğim gibi şubedeki konfigürasyon senkronizasyonu sağlamak önemli bir avantaj. Kolaylık önemli bir avantaj. Bunun yanında klasik kuruluma göre farklara baktığımızda Nebula platformunda da IPsec VPN ve LTP over IPsec VPN destekleri bulunmakta. Ancak henüz SSL VPN desteğimiz Nebula platformunda bulunmuyor. Yine Nebula platformumuzda UTM servisleri, işte web filtreleme, IPS, uygulama kontrolü, anti-malware gibi servislerimiz bulunmakta. Ancak e-mail güvenliği, e-mail security servisimiz henüz Nebula platformunda bulunmuyor. Dolayısıyla her iki kullanımın da kendisine göre avantajları, dezavantajları bulunabilmiyor. Burada ilgili projeye göre, ihtiyaçlara göre uygun yönetim seçimini yapabiliyoruz ihtiyaçlara uygun olarak. Bunun yanında lisanslara baktığımızda var olan lisans yapısını Nebula'da da kullanabiliyoruz. Dolayısıyla örneğin bir yıllık bundle lisansla birlikte USG Flex cihazı satın aldınız. USG Flex'i Nebula eklediğinizde bu bir yıllık bundle lisans, UTM lisansını Nebula'da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Nebula'ya geçişin kolaylaştırılması açısından bu bir yıllık bundle lisansınızla birlikte size bir yıllık Nebula Pro lisansınız da ücretsiz olarak veriliyor. Bu sayede Nebula'da aynı lisanslarla verimli olarak kullanım yapabilmeniz mümkün. Aynı zamanda bu lisanslar hem klasik hem Nebula arasında geçiş imkanına sahip. Şöyle ki örneğin ilk 6 ay klasik olarak Nebula kullanmadan firewall'unuzu yönettiniz. Bir yıllık lisansınız vardı. 6 ay yönettiniz. 6 aylık bir lisansınız kaldı. 6. ayda Nebula'ya geçerseniz buradaki 6 aylık UTM lisansınız ve 6 aylık Nebula Pro lisansınızla birlikte Nebula'ya geçiş yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla lisans açısından lisans sahibi olduğunuzda Nebula'ya geçişte herhangi bir ekstra lisans yatırımı yapmanıza gerek kalmıyor. Eğer bir band lisans olmadan USG Flex cihazı aldıysanız bu durumda Nebula'ya bas paketle birlikte eklemiş oluyor durumdasınız ve burada da ücretsiz Nebula versiyonuyla birlikte firewall'unuzu
yönetebilir ve kolay bir şekilde kurulumunu yapabilir durumdasınız. Teşekkür ediyorum detaylı bilgilendirme için. Altıncı soruya devam ediyorum. Bunu ikinci soruda sormuştun, hangi ürünleri nerede kullanmalıyız diye. Onu biraz daha açmak istiyorum. Özellikle üst düzeyde güvenlik isteyen kullanıcılar için ATP'nin gelişmiş güvenlik servisleri nelerdir, ne gibi hizmetler sağlıyor ya da ne gibi faydaları var bu müşteri kitlesi için? Tabii özellikle güvenlik tarafında hassas çözüm arayan müşterilerimiz için ATP serisini öneriyorduk. ATP serisi özellikle bu servislerle birlikte güçlü entegrasyon sayesinde hibrit bir tarama özelliğine sahip. Hibrit tarama özelliği ile birlikte ATP cihazlarımız ilk olarak kendisine gelen trafiği cihazın yerel veri tabanlarına göre tarıyor. Bu taramada herhangi bir problem çıkmaz ise sonra bulut veri tabanında bu dosyaya ilişkin bir sorgulama yapılıyor. Bu bulut veri tabanında da dosya ilişkin herhangi bir problem görülmez ise ve bu dosyada trafik bilinmeyen bir tipte ise bu durumda da sandbox servisi devreye giriyor ve dosya sandbox servisine gönderiliyor ve sanal ortamlarda sandbox servisi kullanılarak bu trafik test ediliyor. Böylelikle yeni nesil çıkan bir tehdidin zararlı olmadığı bilgisi cihazın veri tabanlarında güncellenmemiş bile olsa global tehditleri tespit edebilen sandbox sistemiyle birlikte yeni çıkan ransomware gibi fidye yazılımı gibi tehditlere karşı önemli bir koruma sağlıyoruz. Bu konuda sandbox çözüm için işbirliği yaptığımız iş ortağımız Last Time firmasının NSS Lab'ın yaptığı testlerde de en başarılı iki firmadan birisi olduğunu belirtmek isterim. Bu da bizim sandbox çözümünün global anlamda ne kadar başarılı olduğunu gösteren bir testtir. Dolayısıyla ATP serisi sandbox çözümüyle birlikte yeni nesil tehditlere karşı oldukça güvenli bir koruma sağlıyor. Bunun yanında ATP serisinin bir diğer gelişmiş özelliği IP Reputation Filtering sayesinde global bir zararlı IP veri tabanını kontrol edebiliyoruz. Bu zararlı IP adreslerine erişimi engelleyerek hem bu zararlı IP adresine gidebilecek trafiği engellemiş oluyoruz. Hem de doğrudan IP adresi bazlı bir engelleme yaptığımız için cihazın kaynaklarını bu trafiğin analizi ve ayrıntılı incelenmesi için ayırmayarak cihazın verimliliğini de arttırmış durumda olabiliyoruz. Buna ek olarak özellikle harici IP veri tabanları kullanılması da farklı işletmelerde gereksinim haline gelebiliyor. Örneğin Türkiye'de baktığımızda özellikle kamu kurumlarında Türkiye'de bulunan USOM, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin geliştirdiği, oluşturduğu zararlı bağlantı listesi ATP firewall'lara eklenerek ATP firewall'larının USOM'un oluşturduğu bu veri tabanına göre bir kısıtlama yapabilmesi mümkün oluyor. Bu gibi hem sandboxing özellikleri hem harici IP veri tabanlarına göre IP bazlı filtreleme özellikleriyle birlikte güvenliği çok daha üst düzeyde sağlamış oluyor ATP serilerimiz. Teşekkürler. 7. soruyla devam ediyorum hız kesmeden. Güvenlik alanında bildiğin üzere son zamanlarda Zero Trust felsefesi konuşuluyor. Buna göre cihazların ağa bağlanırken doğrulanması ve sadece gerektiği yetki verilmesi üzerine çalışmalar yapılıyor. Bu konuda Zyxel'in sağladığı yenilikler, teknolojiler nelerdir? Evet, bu günümüzde artık son yıllarda en önemli konu haline geldi güvenlikte. Zero Trust aslında sıfır güven güvenliği olarak geçiyor. Teknik olarak baktığımızda sıfır güveni sağlamak çok mümkün değil. Çünkü mutlaka belirli bir seviyede güven ilişkisi olması gerekiyor. Ancak bunu pratik olarak günümüz hayatında aslında gerekli kimlik doğrulamasını yüksek ölçekte sağlayarak ilgili kişiye gereken kadar izin verilmesi gibi bahsedebiliriz. Bunun yanında tabii insanların ya da cihazların bildiğimiz kontrolde olmayan davranışları olabiliyor. Saldırgan, siber saldırganlar tarafından etkilenebilen, zararlı yazılımlar yüklenebilen cihazlar oluyor. Dolayısıyla bu cihazların yine hareketlerinin tespit edilmesi ve buna göre aksiyonlar alınabilmesi de Zero Trust kapsamında anlatılan konulardan bir tanesi diyebiliriz. Tabii son yıllarda yaşadığımız pandemiyle birlikte uzaktan çalışmanın artması da bu kapsamı daha da genişletti. Özellikle evden çalışanların güvenlik gereksinimleri, onların bağlantısında şirketlere oluşturduğu ekstra güvenlik açıkları özellikle Zero Trust bakış açısının daha da hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağladı diyebiliriz. Tabii bu bağlantıların ilk olarak güvenli olarak yapılması gerekiyor demiştik. Güvenli olarak yapılması için de kademeli kimlik doğrulama yapılması en önemli karşımıza çıkmak geçiyor. Yani sadece kullanıcının kendi kullanıcı adı, şifresi gibi kısımlar yerine ek olarak işte e-mail ile, SMS ile ya da mobil uygulamasını kurabileceği Google Authenticator gibi
kimlik doğrulama sistemleriyle birlikte ekstra bir şifre daha sağlaması ve bu sayede kendi kimliğini şifre ele geçirilse bile doğru bir şekilde sunabiliyor olması önemli bir konu haline geliyor. Kimlik doğrulandıktan sonra tabii ki bağlantının güvenliği içine giriyor. Kimliğimizi doğruladık çok kademeli kimlik doğrulamayla birlikte. Bundan sonra tabii ki cihazların nasıl çalıştığı önemli bir konu. Bildiğiniz gibi cihazlar her ne kadar bizim kontrolümüzde olsa da cihazlara dışarıdan gelen siber saldırgan ataklarıyla birlikte yüklenen zararlı yazılımlar cihazların zararlı işlemler yapmasına yol açabiliyor. Bu kısmı engellemek için cihazlara bazı erişim hakları verilse dahi cihazların hareketlerini sürekli kontrol edilmesi ve eğer şüpheli davranışlar sezilirse bu cihazların karantinaya alınması ya da tamamıyla bloklanması gibi işlemleri de yapabilmemiz mümkün. Bu işlemleri yapabilmek için CDR adını verdiğimiz Collaborative Detection and Response özelliği ile birlikte firewall ile birlikte access pointlerimiz entegre olarak çalışabiliyorlar. Firewall'lar belli bir tehdit seviyesinin üzerinde şüpheli davranış fark ettiklerinde ilgili cihazların kablosuz ağlardan engellenmesi ya da bir karantina bir alana taşınması gibi işlemleri access point'e yapılması konusunda değişiklikler iletebiliyorlar. Tabii bu değişikliklerin yapılabilmesi için yeni nesil access point ürünlerimiz özellikle V2 ve 802.11ax Wi-Fi 6 destekli access pointlerimizi kullanarak bu gelişmiş özellikleri aktif hale getirebiliyoruz. Bu güvenlik kapsamında yine sektörel olarak bir diğer geliştirdiğimiz alanda özellikle konaklama sektörü için otel misafirlerinin verimli ve güvenli bağlantı sağlaması için sunduğumuz DPPSK özelliği. Bu özellikle birlikte misafirlere özel, her bir misafire özel dinamik bir şifre üretilebiliyor. Bu şifre sayesinde her misafir kendi özel şifresiyle ağa giriş yapabiliyor. Bu sayede kendi trafiği de kendi özel şifresiyle şifrelendiği için bu kendi trafiğinin başkaları tarafından izlenmesi mümkün olmuyor. Bu da yine konaklama sektöründe özel olarak geliştirdiğimiz daha üst düzey bir güvenlik sağlayabilen şifreleme çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu çözümlerin hepsiyle birlikte Zero Trust'ın verimli olarak uygulanabilmesi için gerekli geliştirmeleri yine cihazlarımızda yapmaya devam ediyoruz. Özellikle yeni nesil access pointlerimizle birlikte daha da güvenli bir bağlantı sağlayabilmemiz mümkün olabiliyor. Teşekkürler Kerem. Özellikle CDR tarafı çok ilgi çekici ve güzel gelişmeler olduğunu görüyorum. Pandemi de dedin. Pandemideki çalışma koşulları da malum. Biz de bu videoları uzun zamandır evden çekiyoruz ve evden çalışmaya devam ediyoruz. Peki pandemi döneminde özellikle evden çalışma arttı diyoruz ve bu durumun pandeminin sonrasında da yoğun olarak devam edeceğini öngörüyoruz. Çoğu şirket politikalarını değiştiriyorlar. Evden çalışmaya ağırlık verenler, hibrit çalışmaya geçen şirketleri görüyoruz. Bu çerçevede Zyxel'in bu kapsamda kullanıcılara kolaylık için yaptığı bir çalışma var mıdır? Bununla alakalı bir sorum olacak. Teşekkürler. Tabii bahsettiğim gibi uzaktan, evden çalışma farklı zorluklar getirdi. Bu zorluklardan bir tanesi tabii ki evlerdeki altyapının şirketlerdeki bu olmayışı. Dolayısıyla evde kullanılan bir kablosuz ağ cihazı profesyonel bir access point gibi olmadığı için evin her yerinde bir çekim sağlayamayabiliyor. Çalışanlar evin sadece belirli noktalarında çalışmak zorunda kalabiliyorlar. İşte mutfağın şurası iyi çekiyordu, odanın burası iyi çekiyordu, burada çalışayım gibi durumlar meydana gelebiliyor. Bunun yanı sıra bağlantının şirkete yapılabilmesi açısından kullanılan ekstra yazılımlar gerekebiliyor. Cihazlara kurulması gereken yazılımlar bunların yönetimi gerekebiliyor. İşletim sistemlerindeki güncellemelerle birlikte buradaki bağlantı kopmaları değişebiliyor. Farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Biz bu bütün sorunları kolay bir halde çözebilmek için çok basit ve kullanışlı bir çözüm sunduk. Remote Access Point dediğim çözümle birlikte evlere Zyxel'in yeni nesil access pointlerini konumlandırıyoruz. Bu access pointler doğrudan merkezde bulunan firewall'a VPN tüneli kuruyorlar. Dolayısıyla evdeki çalışanın herhangi bir VPN yazılımı kurmasına gerek kalmıyor. Kablosuz ağ bağlanan doğrudan şirketteymişçesine çalışmasını yapabiliyor rahat bir şekilde. Aynı zamanda evdeki bireylerin de yine yüksek performanslı internet bağlantısını sağlayabilmesi için ayrı bir kablosuz ağ yayını oluşturabiliyoruz. Diğer bir kablosuz ağ yayınıyla da doğrudan internete bağlantı imkanı sağlayabiliyoruz. Böylelikle hem evde çalışanlar çok verimli bir şekilde kablosuz ağa bağlanıp şirketlerinden çalışabiliyorlar. Hem de evdeki diğer bireyler de klasik olarak gelişmiş bir access point'e bağlanarak verimli bir internet bağlantısı sağlayabiliyorlar. Bu özellikleri tabii yeni nesil access point'lerimiz V2 ve Wi-Fi 6 access point'lerimizle sunuyoruz. Watch 500, Watch 500H, Wax 510D, Wax 610D ve Wax 650S ürünlerimizle bu özellikler sunulmakta. Dolayısıyla evden çalışmak artık daha konforlu diyebiliriz.
Süper. Teşekkür ederim. 9. soruyu soruyorum. Çok katmanlı güvenlik fonksiyonlarının verimli yönetim için raporlama sağlanıyor mu? Yani güvenlik tarafı hepimizin bildiği gibi işte network'ün bekçisi, yöneticisi, koruyucusu ve bütün trafiği yorumlayacak ve değerlendirme yapılabilecek nokta firewall cihazları oluyor. Bu çerçevede raporlama sistemi olarak neler sunuyoruz? Artı raporlama deyince en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu: 5651 kanunuyla uyumluluğunuz var mı? Nasıl çözüyorsunuz? Ya da TC kimlik doğrulama için, hotspot çözümleri için ne gibi entegrasyonlarınız var? Bunlarla alakalı biz satış ekibi olarak çok soru alıyoruz. Bununla alakalı bir sorum olacak sana. Zarks olarak biz özellikle güvenlik tarafında baktığımızda güvenlik analizinin yapılabilmesi Zarks'in için oldukça önemli konulardan bir tanesi. Çünkü biz yaptığımız analizlere göre güvenlik politikalarımızı, konfigürasyonlarımızı değiştirebiliyor, geliştirebiliyor durumdayız. Dolayısıyla UTM lisansımız kapsamında bundle paketle birlikte sunulan lisanslardan bir tanesi Security Reporter lisansı. Security Reporter ile birlikte biz görsel olarak güvenlik analizleri yapabiliyoruz. Tehditlerin hangi zamanda, kimden, nereye doğru geldiğini, ne tipte olduğunu raporlayabiliyoruz. Bu sayede gelişmiş olarak ağımızın güvenlik durumunu anlayabilir durumdayız. Security Report'un sağladığı bir diğer avantaj da eşik değerlerinin belirlenip buna göre alarm oluşturulabilmesi ve periyodik raporlar gönderilebilmesi. Özellikle periyodik raporlar göndererek üst yönetimlerin şirketlerde güvenlik farkındalığının arttırılmasını amaçlıyoruz. Bu sayede güvenlik alanında neler olup bittiğini, tehditlerin artıp azaldığını raporlardan takip edebiliyor durumdalar. Ayrıca Nebula platformundan firewall yönetim yapıldığında Security Report'la doğrudan bir entegrasyonu söz konusu Nebula platformuyla. Bu sayede oldukça kolay bir şekilde güvenlik analizlerini görebiliyorsunuz Nebula platformunda. Tabii global anlamdaki bu güvenlik analizi sağlayan Security Report platformumuzun yanında Türkiye'deki yerel regülasyonlara uyumluluk sağlamak için sağladığımız çözümler de mevcut. Özellikle tabii Türkiye'de bildiğiniz gibi 5651 regülasyona uyumluluk için bizim TC kimlik doğrulama yaptığımız, kimlik doğrulamanın aynı zamanda buradaki loglarının zaman imzalı olarak tutulduğu yazılım çözümlerimiz var. Ki yerel iş ortağımız Cryptek firmasıyla birlikte oluşturduğumuz çözümlerle birlikte Firewall Analyzer yazılımımız ve Wirify Hotspot çözümümüzle birlikte hem 5651'e uygun hem de özelleştirilebilir karşılama ekranlarına sahip olan Hotspot çözümlerini sunuyoruz ki çözümlerimiz birçok otelde verimli olarak kullanılıyor. Özellikle otellerde bu tip misafir erişimlerinin çokça istenilmesinden dolayı otel veri tabanlarıyla entegrasyonlar da sağlayabilmekteyiz. İşte oda numarası artı soyad yazılarak örneğin giriş yapılması gibi talepleri de yine Wirefire çözümümüzle karşılayabiliyoruz. Blokları da Firewall Analyzer yazılımımızla zaman imzalı olarak tutarak 5651'e yönelik gerekli uyumluluğu sağlamış durumdayız. Teşekkürler Kerem. Son soruya geldik. 10. soru. Bahsettiğin bir sürü lisans var. İşte cihazların lisansları, Nebula'nın lisansları ve bizim de yaklaşık 1-2 ay önce duyurduğumuz bir platform var. Adı Circle. Bu lisans yönetimi için duyurulan Circle'da çözüm ortaklarımız neler yapabilirler? Bu platformun faydaları nedir? Bunun hakkında da bir kısa bilgi rica edeceğim senden. Tabii. Bahsettiğin gibi birçok lisans bulunuyor, birçok cihaz var. Özellikle çözüm ortaklarımız açısından bakıldığında ise birçok müşteriye destek verebiliyorlar. Bu durumda da oldukça geniş bir cihaz envanteri olabiliyor. Hem farklı lokasyonlarda kurulu cihazlar hem farklı modeller bulunabiliyor envanter altında. Tabii bunların her birinin tek tek yazılımını, lisansını kontrol etmek çok kolay olmayabiliyor. Biz de bunları daha kolay kontrol edilebilir ve yönetebilir bir hale getirebilmek için Circle platformu duyurduk. Circle platformu sayesinde farklı organizasyonlar ya da farklı hesaplar altında yönetilen farklı cihazları bir organizasyon yapısı kurarak tek bir ekrandan yönetebiliyoruz. Hem cihaz envanterini yönetirken hem de bu cihazla ilişkin lisans durumunu görebiliyoruz. Aynı zamanda lisansların bitiş tarihlerini görüntüleyip buna göre lisans alımını yine Circle platformundan yapabiliyoruz. Böylelikle herhangi bir şekilde lisansların bitme durumunu yaşamadan, işte lisans alınmamış, lisans eksikliği gibi durumları yaşamadan çok dinamik olarak yönettiğimiz farklı lokasyonlarda, farklı müşterilerde bulunan cihazları hem envanter olarak hem lisanslama olarak verimli olarak yönetmiş ve bu sayede tüm güvenlik güncellemelerimizi ve lisanslamalarımızı tam olarak yapmış oluyoruz. Böylelikle herhangi bir yeni çıkan tehdidin ya da herhangi bir lisanslama probleminden dolayı oluşabilecek bir problemin de önüne geçmiş oluyoruz. Teşekkürler Kerem. Yine harika bir içerik oldu.
Firewall tarafı, güvenlik tarafı kapsamlı bir konu olduğu için bizim de sorularımız ve cevaplarımız biraz daha kapsamlı oldu. Bu da bizim herhalde en uzun videomuz oldu bugüne kadar çektiğimiz. Bu sorduklarımız ve cevaplandırdıklarımız haricinde merak ettiğiniz konular olursa bize her zaman var.team@zyxel.com.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz. Buradan seve seve sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kerem, sağ ol, tekrar ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdığı için herkese teşekkürler ayrıca.